Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber iki sayı arasına terimler yerleştirerek geometrik dizi elde etmeyi işleyeceğiz. Hemen örnek sorumuza bakalım. 100 ile 4/625 sayıları arasına bu sayılarla birlikte azalan bir geometrik dizi oluşturacak biçimde şekilde 5 terim yerleştiriliyor. 100 ile diyor 4/625 arasına 5 tane terim. 1, 2, 3, 4, 5 terim. O zaman birinci terim 100. Buradaki yedinci terimde ne olacak? 4/625 olacak. Bize bu sonlu dizinin dördüncü terimini soruyor. Şimdi ben yedinci terimi nasıl ifade ederim? Birinci terim çarpı r üzeri 7 eksi 1'den r üzeri 6 derim. Yedinci terimi yazdım. Birinci terimi 100, onu da yazdım. Şimdi 4 ile 100'ü sadeleştireceğim. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 25. 1 bölü, gençler 625, 25 kere 25 demek, yani 5 üzeri 4 mü demek? Burası da 25'te 5'in karesi demek. Böyle yazdım. Şimdi pratikçe şunu şöyle çarpabilirsiniz demiştim hatırlıyorsanız. Bakın. Yani R aslında her iki tarafı 5'in karesine, yani 25'e böldüm. Ama pratikçe böyle yazabilirsiniz demiştim. Düzenlersek burayı şöyle yapalım. 1 bölü tabanlar aynıysa üstler toplanır. Yani 4 ile 2'yi topladım. Bakın. R üzeri 6, pardon. O zaman şöyle düşünebilirsiniz. 1 demek de 1 üzeri 6 demek. Yani 1 bölü 5 üzeri 6 R üzeri 6 eşit. Yani ortak çarpan ne çıkacak? Üstler aynı olduğu için tabanlar birbirine eşit. Biz ortak çarpan R'yi 1 bölü 5 olarak bulduk. Bize dördüncü terim soruluyor. Ben dördüncü terimi şöyle ifade edebilirim. Birinci terim çarpı R üzeri 4 eksi 1'den 3 diye. Birinci terim zaten 100. Bakın burada görünüyor. R'yi biz ne bulduk? 1 bölü 5. 1 bölü 5'in nesi? Kübü. 100 çarpı 1'in kübü 1, 5'in kübü 125 yapar. İkisini de 25'e bölelim. 25'e bölelim. Bizim dördüncü terimimiz 4 bölü 5 olarak karşımıza çıkar. Devam edelim. 3 ile 96 sayıları arasına bu sayılarla birlikte artan bir geometrik dizi oluşturacak şekilde 4 terim yerleştiriliyor. Evet, 1, 2, 3, 4 ve 96. Yazdık, tamam. Burada birinci terim 3, 96 da kaçıncı terim? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. terim. Görüyorsunuz. Bu sonlu dizinin bize 3. terimi soruluyor. Yine aynı mantık bir soru bakın. Biz 6. terimi nasıl ifade ederiz gençler? Birinci terim çarpı R üzeri 6'dan 1 çıktı, 5. Altıncı terim 96, birinci terim 3. Ben her iki tarafı 3'e bölüyorum bakın. 96'yı 3'e bölersek 32. Düşünüyorum 32 acaba kaç üzeri 5? Tabii ki 2 üzeri 5. O zaman R nedir? Hatta şöyle yazalım daha güzel olsun. 32 demek, 2 üzeri 5 demek. Burada da R üzeri 5 var. Üstler birbirine eşitse tabanlar da eşit. R'yi biz ne bulduk? 2 bulduk. Bize üçüncü terim soruluyor soruda. Üçüncü terimi şöyle yazabilirim. Birinci terim çarpı R üzeri 3 eksi 1'den 2. Birinci terim neydi? 3. R'yi de biz 2 bulduk. 2'nin nesi? Karesi. 3 çarpı 2'nin karesi zaten 4. Dizim. Bu dizimizde üçüncü terimimizin cevabı neymiş? 12. Devam edelim. 8 bölü 9 ile 27 bölü 4 sayıları arasına bu sayılarla birlikte artan bir geometrik dizi oluşturacak şekilde 4 terim yerleştiriliyor. Yerleştirelim. Evet. Bu birinci terim. Bu da 4 terim yerleştiğine göre, bir de birinci terim olduğuna göre 6. terim.
Yerleştirilen ikinci terim. Bakın bu güzel bir şey. Bize ikinci terimi sormuyor. Yerleştirilen ikinci terim. O hangisi? B demek. B de aslında bakın A1, A2, A3. Aslında soruda bize üçüncü terimi soruyor. Buna dikkat edelim. Tamam. O zaman yine bakın aynı şeyleri yapacağım. Altıncı terimi nasıl ifade ederim? Birinci terim çarpı R üzeri 6 eksi 1'den R üzerine 5. Burası 27 bölü 4, 8 bölü 9, R üzeri 5'e eşit. Şimdi şöyle yapacağım gençler. Nasıl yapsak? Şöyle ifade edebiliriz şimdi size. Kafanızı karıştırmak istemiyorum çok fazla. Şöyle yapalım. 27 bölü, şuraya yazalım. 4, 8 çarpı R üzeri 5 bölü 9 değil mi? İçler dışlar çarpımı yapacağım burada. 27 çarpı 9 eşittir 32 çarpı R üzerine 5. Her iki tarafı 32'ye böleceğim. Bakın böldük. Burası 27 çarpı 9 ya. Ben onu şöyle düzenleyebilirim gençler. 27 ne demek? Yukarı yazacağım. 3'ün kübü demek. 9 ne demek? 3'ün karesi demek. Paydada 32 var. 32 ne demek? 2 üzeri 5 demek. Cevap olarak da R üzeri 5'e mi eşit? Şurada dikkat edin. Tabanların ikisi aynıysa biz bunu 3 üzeri üstleri toplayarak 3 üzeri 5 diye yazarız. Burada da paydada ne var? 2 üzeri 5 var. Yine dikkat ediyorum. Bu sefer üstler yine aynı. O zaman ne yapacağım? Şu şekilde ifade edebilirsiniz. Bakıyorum yine üstler aynı. O zaman burada R ne demek? Ortak çarpan 3 bölü 2 olarak karşımıza çıktı. Bize neyi soruyordu? Üçüncü terimi. Bulalım. Üçüncü terim, birinci terim çarpı R üzeri 3'ten 1 çıktı. 2 demek. Birinci terim biliyorsunuz ki 8 bölü 9. R'miz 3 bölü 2. Bunun nesi? Karesi. Hesap edelim. 8 bölü 9 çarpı 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4. 9'lar sadeleşti. 8 bölü 4'ten bu dizinin 3. terimi neymiş cevap olarak? 2 olarak bulunur. Devam edelim. Evet gençler diğer sorumuzla devam edelim. Şimdi 81 bölü 2 ile 1 bölü 54 sayıları arasına bu sayılarla birlikte ortak çarpanı 1 bölü 3 olan bir geometrik dizi oluşturacak şekilde en tane terim yerleştiriliyor. Yazalım. 81 bölü 2 bu birinci terim. Araya en tane terim yerleştiriliyor. Sonuncu terimde ne oluyor? 1 bölü 54. Şimdi burada bir tane var. Burada en tane var. Şurası en artı 1 mi oldu? Bir tane de sonda var. Demek ki bu n artı ikinci terim. Buna dikkat edelim. Tamam mı? Yani a n artı 2. Şöyle yazalım daha güzel olacak. Bize n kaçtır diye soruyor. Tamam. R de zaten belli. Biz son terimi yani a n artı 2'yi a1 çarpı r üzeri n artı 2 eksi 1. Bakın şöyle yapıyorduk ya. Çıkarırken buradan nereyi çıkarıyorduk? Burayı. Devam ediyorum. Son terim. Neyse önce bir düzenleyelim de sonra devam ederiz. Bakın şurayı düzenliyorum. R üzeri n. Buraya da görüyorsunuz artı 1 demek. Şimdi devam edelim. Son terimimiz 1 bölü ne? 54. Eşittir. Birinci terim 81 bölü 2. Tamam onu da yazdık. R'miz ne? 1 bölü 3 üzeri n artı 1. Şimdi gençler şu 2 ile 54'ü sadeleştireceğim. Burası 27 yaptı. Yazıyorum. 1 bölü 27 81 çarpı 1 bölü 3 üzeri n. Bakın burayı üstü ifadeyi böyle açabiliriz. Tamam mı? Buradaki n artı 1'i taban kısımları aynı kalacak şekilde ayrı yazabiliyorum çarpma işleminde. Ki öyle yazdım gördüğünüz gibi.
Buradaki 3 ile de bu 27'yi sadeleştirebilirsiniz. Burası ne yapar? 9 yapar. Ne oldu? 1 bölü 9, 81 çarpı 1 bölü 3 üzeri n mi oldu? Dikkat ediyorum, hepsi 3 ile ilgili. O zaman düzenleyelim. Şöyle yapabiliriz gençler. Burası şöyle ifade edilebilir. 1 bölü 3'ün karesi eşittir 3 üzeri 4. 81 biliyorsunuz 3 üzeri 4 demek. 1 bölü 3 üzeri n. Şimdi bunun pratik yolu neydi? Ben 1 bölü 3 üzeri n'in yalnız kalmasını istiyorum. Tamam mı? Sağ tarafta bunun yalnız kalmasını istiyorum. Pratik yolu neydi? Bakın şu ikisini çarpmaktı ama payda da çarpacağız. Tamam mı? Bu şu 3 üzeri 4 nereye gelecek? Paydaya gelecek. Dikkat edin. Şimdi burada bir çarpma işlemi var ve tabanlar aynı. O zaman üstleri ne yaparız? Toplarız. Yani bu 3 üzeri 6 mı demek? 1 bölü 3 üzeri 6 demek. O zaman buradan n'in çok rahat şunu görebilirsiniz. N kaç olacak? 6 olacak. Çünkü 1 demek 1 üzeri 6 ile aynı şey demek. Bakın uzatıyorum sadece. Umarım güzel anlamışsınızdır diye düşünüyorum gençler. N buradan kaç olacak? 6 olacak. Devam edelim. 128 ile M sayıları arasına bu sayılarla birlikte azalan bir geometrik dizi oluşturacak şekilde 9 terim yerleştiriliyor. Güzel. 128 ile kaç arasına diyordu? M arasına. Tamam. 9 tane mi terim yerleştiriliyormuş? Evet. İfade ettik bunu. O zaman bu birinci terim 9 terimde ortada 10 yaptı. M'de kaçıncı terim? 11. terim yapar. Buna dikkat edelim. Bize diyor ki baştan 4. terim 16'ymış. Onu da yazalım. Yani A 4, 16. Bize neyi soruyor gençler? M'ye kaçtır diyor. Tamam. 4. terimi nasıl ifade edebilirim? 1. terim çarpı R üzeri 4 eksi 1'den R küp mü olur? 4. terim zaten cevabı 16. 1. terim ne? 128 R küp. Şimdi sadeleştirme yapacağım. Her iki tarafı 128'e böleyim önce. Sonra sadeleştirme yapayım. 16 bölü 128 eşittir ne? R küp. 2'ye bölersek 8 yapar. 2'ye bölersek ne yapar? 64 yapar. 8'e böldük. 8'e böldük. Yani 1 bölü 8 eşittir R küp mü demek? 1 bölü 8 kimin kübü? 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 yapar. R'yi buradan bulduk. Peki 11. terimi nasıl hesap edeceğim? 11. terim 1. terim çarpı R üzeri 11 eksi 1'den R üzeri 10 demek. 11. terimin cevabı ne? M. 1. terim ne? 128. R'yi ne bulduk? 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri ne olacak? 10 olacak. Devam edelim. Şimdi gençler, 128 demek 2 üzeri 7 demek. Burada da 1 üzeri 10, burası da 2 üzeri 10 diye yazabilirsiniz. Zaten 1 üzeri 10 1 demek. Yani 2 üzeri 7 ile 1'i çarptık. 2 üzeri 7. Burası da 2 üzeri 10 demek. Şimdi tabanlar aynı olunca biz nasıl yazıyorduk? Bölme işleminde üstten, pay kısmındaki üstten, payda kısmındaki üstü çıkarıyorduk. Bu 2 üzeri ne demek? Eksi 3. Yani M 2 üzeri eksi 3 nasıl yazılır gençler? Aslında 1 bölü 8 demek. Değil mi? 2 üzeri eksi 3 demek, 1 bölü 8 demek. Bize burada M'yi soruyordu. M'yi bu şekilde buluruz. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.